Şimdi bakalım ekonomi yönetiminde iktidarın vaatleriyle de bir enflasyon yaşanıyor. Vaat enflasyonu. Önümüzdeki Şubat Mart'la birlikte enflasyonda önemli ölçüde gerileyeceği için attığımız adımların insanlarımızın hayatlarındaki etkilerini daha iyi görebileceğiz. Sürekli olarak 6 ay sonra düzelecek. 6 ay geçiyor, bir 6 ay sonra gene düzelecek vaadini tekrar ediyorlar. Millet de artık buna karnı doydu. Ülkemizdeki sorun işsizlik veya gelir kaybına uğranılması değil, mevcut gelirle daha az satın alma gücüne sahip olunmasıdır. Ülkemizin iflas riski bugüne dek görmediğimiz bir seviyeye ulaşmış durumda. Cumhurbaşkanı enflasyon yok, hayat pahalılığı var sözlerinden sonra bu kez de gelir kaybı yok, mevcut gelirle daha az satın alma gücü var dedi. 2023 Mart ayında enflasyon gerileyecek derken Deva Partisi lideri Babacan, Türkiye ekonomisinin iflasın eşiğinde olduğunu söyledi. İflas riskini gösteren 5 yıllık CDS 836 baz puana çıkmış durumda. Uçağın radarı gibi. Pilota diyor ki tam karşıda bir dağ var diyor. Uçağın yönünü değiştiremezsen o dağa çakılacaksın diyor bu gösterge. Ülke tam bir çakılmaya doğru gidiyor. Ülkemizde ekonomik sorunlara teşhis yanlış konduğu için tartışmalar ve çözüm arayışları da yanlış mecrada yürümektedir. 2008-2009 krizinde iflas eden Yunanistan'ın bile şu anda risk primi 200'ün altında. Bizimki 836. Deva Partisi lideri Türkiye'nin CDS yani risk primindeki yüksekliğe dikkat çekti. CDS iki ülke arasında yapılacak olan anlaşmalarda borcun ödenmeme riskine karşı alacaklı tarafın sigortalama bedeli. Yani Babacan'a göre Türkiye para bulamayan, borcunu ödeyemeyecek ülke konumuna gelebilir. İflas demek ülke genelinde yaygın ve uzun süreli elektrik kesintileri demektir. Bu gösterge bunu gösteriyor, bunu gösteriyor. İflas demek topyekün ekonomik ve finansal çöküş demektir. Kaos demektir. Sel gider, kum kalır. Önemli olan bu küresel dalga dindiğinde hangi kazanımlara sahip olacağımızdır. Hükümeti, Cumhurbaşkanını derhal göreve çağırıyorum. Acilen tedbir almanın zamanı geldi geçiyor. Bakın bunun sonu çok kötü olur ya. Ben gördüm çünkü bunu. Dünyada pek çok ülkede gördüm. O iflasın temerrütün ne olduğunu biliyorum. Perişan olur herkes. Yaşanacak bir ülke olmaz Türkiye ondan sonra. Çok pişman olursunuz, çok. 2022 yılı Mayıs ayında 144 milyar TL bütçe fazlası, 161.9 milyar TL faiz dışı fazla verilmiştir. Böylece yılın ilk 5 aylık döneminde toplam bütçe fazlası 124.6 milyar TL'ye, faiz dışı fazlaysa 246.5 milyar TL'ye ulaşmıştır. Kur korumalı mevduat programında 931 milyar liraya ulaşılırken, gelire endeksli senet programıyla milyarlarca lira yeniden ekonomiye kazandırılmayı bekliyor. Nebati Bakan bu kafayla GES'ten sonra milleti tamamen denklemden çıkarıp yandaş ekosisteminin tamamı faydalanabilsin diye YES yani yandaş endeksli senet çıkarırsa şaşırmayın. Babacan ve muhalefetin uyarılarının gölgesinde Cumhurbaşkanı da Hazine ve Maliye Bakanı da ekonomide iyimser bir tablo çizmeyi sürdürüyor.